Ortalığı sisler basıp göz gözü görmez olunca çocuklar güneş duasına çıkıp sisler kovulunca kut kut ana kut isteriz, Allah'tan güneş isteriz. Çocuklara armağan olarak hem yağ hem peynir hem de yarının masal kahramanları, eski evleri, eski ustaları isteriz. Taştan Temur Usta, Şavşat Tepeköy'den, 104 yaşında. 60 yaşında ustalığı, 75 yaşında sigarayı bırakmış. Torunlarının torunlarını ve yaptığı evlerin hala ayakta durduğunu görmekle mutlu. Eserlerinin sayısını ise hatırlayamıyor. Neyse, yok. Kafa gitti. Kocaldık. Yalancı dünya. Hepsi gitti kafadan. Hepsi gitti. Benim ustam Şükrü Usta var idi. İbimin oğluydu, Şükrü Usta'ydı. Ustabaşı oydu. Eski ustaların ahşap yığma sistemiyle gerçekleştirdikleri bu tip evlere Doğu Karadeniz'de daha çok büyük ağaç türlerinin yaygın olduğu iç kesimlerde ve yaylalarda rastlanır. Genellikle çivisiz, kara boğaz diye adlandırılan geçme tekniğinin uygulandığı bu yapılarda kestane ve çıralı çam denilen ağaç türlerinden yararlanılır. İlk katta bir koridor bulunur. Koridorun solunda büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar için yapılmış ahırlar vardır. Taban, gübrelerin kolayca dışarı atılabilmesi için eğimli ve olukludur. Koridorun sağında ise kış odaları bulunur. Yalnız kışın kullanılan bu odalardaki ocaklar taş örgü bacalara açılır. Yazın günlük hayatın önemli bir bölümü ikinci katın girişindeki eyvanda geçer. Eyvandan büyük bir sofaya geçilir. Sofanın çevresinde ise odalar sıralanmıştır. Bu kattaki ocaklar da alt kattakiler gibi aynı taş örgü bacalara açılır. Sofanın bir ucunda ise çok yüksek eşikli, çeşitli bölmelerden oluşan bir erzak ambarı bulunur. Sofaya açılan yatak odalarında yayvan ve alçak sedirler, bazı sedirlerin içinde de kapaklı banyo tekneleri vardır.
her türlü pis kokuyu evin dışında tutabilmek için tuvaletler, balkonların altına asılı, kapaklı, eğik merdivenli, küçük hücreler şeklinde yapılmıştır. İşte yaptık. Yapıları da yaptık. Mektepte yaptık. Şavşet'te yapıları yaptık. Aleykümselam. Doğu Karadeniz bölgesinde düz arazinin azlığı, dağınık yerleşmenin başlıca sebeplerinden biridir. Sık dokulu köylere ancak eteklerdeki düzlüklerde ya da iklimin çok sertleştiği iç ve yüksek kısımlarda rastlanır. Doğu Karadeniz sıra dağlarının doruklarında ve yüksek yaylalarında Ağustos ayında bile yer yer kar görülür. Yıl boyunca eriyen karların ve yağan yağmurların oluşturduğu uçar sular ve dereler, denize dikine inen vadilerde her mevsim coşkuyla akan ırmaklara dönüşür. Arazinin dik ve eğimli olması, ekilebilir toprakların azlığı, genelde dağınık yerleşimi zaruri kılmış, köylerde, bucaklarda, kasabalarda birbirinden kopuk yerleşim birimleri oluşmuştur. Çok çetin tabiat şartları sebebiyle bu yöre insanı çok mücadeleci, aynı zamanda da çok yaratıcı olmak zorundadır. Köprülerin olmadığı yerlerde vadileri aşmak için basit motorlarla ya da bilek gücüyle çalışan özel teleferikler kuracak kadar mücadeleci ve yaratıcı. Sahillere yakın yerlerden yaylaya göç başlar. Sahil kesimindeki bunaltıcı sıcaklardan, rutubetten ve sivrisineklerden kurtulmak, hayvanlara yeni otlaklar bulmak, kışa hazırlık için ot biçmek ve her yıl belli günlerde dağların doruklarında kutlanan şenliklere katılmak için. Bütün bir yıl boyunca derelerin, vadilerin, tepelerin ve bitmek tükenmek bilmeyen günlük çabaların birbirinden ayırdığı mahalleler, köyler, obalar bu şenliklerde bir araya gelip kaynaşır. Adeta ayrılıkların acısı çıkarılır. Gençler müstakbel eşlerini burada seçer. Yaylaya göç sırasında ara durak meziredir. Ancak ister mezirede ister yaylada yapılmış olsun, evler ahşap ve basit planlıdır. Damlar bile hartama denen ahşap kiremitlerle örtülüdür. Günümüzde eskiyen, çürüyen hartamaların yerini artık saç kaplamalar alıyor.
Ali Yağcı Usta, Çamlıhemşin Topluca köyünden, 60 yaşında. 3 yardımcısıyla birlikte bir evi 1,5-2 ayda tamamlıyor. Ben ustalığı dayımdan alışmışım. Bugüne kadar 87 tane bina inşa etmişim. Okul mezunu ama öyle cennim açtı. Bizim zamanımızda yoktu ki, okul yoktu, bir şey yoktu. Görürken bizim kafadan çıkarıyoruz burada. Binanın şekline göre yapılma şartlarını zaten biliyoruz. Çizmeye gerekmiyor. Ahşap çivile, dikine çivile kullanıyoruz. Ağaç esas can yerlerdeki boğazlarda kurt boğazı kullanıyoruz. O kurt boğazı dediğimiz ağaç birbirini bırakmaz. O ev yuvarlasan birbirini bırakmaz da. Bu kurt boğazı ile yapılan binalar depreme, herhangi bir darbeye mukavemetli olur. Uzun umurlu olur. Bu memlekette ekseri beton arma bina siyetli olmaz. Bu memleket rutubetlidir. Bu memleket ahşap binasıydı. Yazın rutubet çok var. Ahşap bina tercih ediliyor. Çıstanı dayanıklı bir ağaçtır. Yani 100-150-200 sene dayanır o ağaç. Mal sahibinin durumu ne zaman? Bazısı büyük ister, bazısı ufak ister. Yeri seçerken mesela burada bir gelenek olarak kar çok yağar. Cil gelmemesi mesela tipi. Gelmemesi. Bir de yer kaymaması. Su almaması. Böyle belirli bir noktayı seçiyoruz. Buna göre binaya başlıyoruz. Adım Kasım. Kavukçuoğlu. Yaşım 98. 10 yaşına başlamışım. Babamdan ustalığı. Oradan öğrendim. 8 yıl önce 90 yaşındayken ustalığı bırakan Kasım Tavukçuoğlu, İkizdere'nin Güney Mahallesi'nde 60 yıl önce dipten doğrağa kendi elleriyle inşa ettiği evinde şimdi eşiyle birlikte yaşıyor. Kasım Usta'nın kullandığı inşa teknikleri arasında Doğu Karadeniz'de çok yaygın olarak görülen göz dolmanın önemli bir yeri var. Kasım Usta, yatay ve dikey tahtaların birbirine geçmesiyle oluşan ve göz denen kare şeklindeki boşluklara taş ve çamur karışımı doldurmuş, üstünü kireçle sıvamış. Benim işim sağlam. Ben öyle sakat iş yapmam. Ve diye 160 bine yapmışım, hiçbir tanesi dememiş ki ha bu benim evim yıkıldı ya kırıldı. Hepsi dedi ki benden Allah razı olsun, benden helallik alır, parayı demeyin helallik alır. Kasım Usta'nın 1919 yılında babasıyla birlikte 3 ayda yaptığı ev hala dimdik ayakta. Babamın adı Halil Usta'ydı. Babam ustaydı, hem onun usta usta yoktu. Dediler Halil Usta sen beni geçti. Olur dedi, ne uçakta gidip babayı geçer. Doğu Karadeniz'e has göz dolma ya da dolma göz denen inşa tekniğinde daha varlıklı mal sahipleri kesme taşı tercih etmişler. Ancak göz denen boşluklar ister kare ister dikdörtgen olsun, ister taş ve çamur karışımı ister kesme taş bloklarla doldurulsun hep belli bir standarda göre yapılır. Kısacası ister 9 ister 99 pencereli olsun, eski evlerin hepsinde
Duvarlarda, kapılarda, pencerelerde, tavan yüksekliklerinde belirli standartlar gözetilirdi. Ve hiçbir usta bu standartların dışına çıkmazdı, çıkamazdı. Kasım Usta bu tür evlerin faziletlerini şöyle anlatıyor. Olmasa da soğuktan olur efendim. Soğuk yer işte. İşte de ne kadar tahta ise de tahta arasından soğuk yer. Ama şimdi dolma olursa daha göz içerisine giremez. Bir şey olmaz. Sağlam olur. Bu beton içine yaşayamazsın. Bu seni çakır. Bu kadar sivri çakır seni beton. Onun için ki bu asap binalar çok iyidir yani. Yaşamak için bunlar. Yani yaşamak istersen bu böyle binelere. Ölmek istersen git hep binelere. Taş ve ahşap. Doğu Karadeniz insanı çok yağışlı ve rutubetli bu yörede sağlığı için en elverişli bu iki temel yapı malzemesini hep iç içe kullanmış. Bu iki soylu malzemeyle estetik değerler yansıtan yeni sentezlere ulaşmış. Doğu Karadeniz'de eski evlerin ayrılmaz parçalarından biri de serenderlerdir. Fındık, mısır, un, patates, fasulye gibi çeşitli ürünlerin saklandığı bu ambarlara serin, havadar yer anlamına serender ya da serander denir. Bazı yörelerde nayla diye de anılan bu ahşap ambarlar da çivisiz geçme tekniğiyle yapıldıklarından ahşap evlerin birçoğu gibi gerektiğinde sökülüp başka bir yerde tekrar monte edilebilirler. Başta fareler olmak üzere gıda maddelerine zarar verebilecek hayvanların girmesini önlemek için çeşitli tedbirlerin alındığı serenderlerde ızgaralar aracılığıyla sürekli hava akımı sağlanır. Böylece saklanan gıda maddelerinin aşırı rutubet sebebiyle küflenmesi, çürümesi de önlenmiş olur. Eski evlerin bütünleyici parçalarından biri de merek ya da dam denen ot ve saman depolarıdır. Bu yöre insanının yaratıcı zekasını tütün sergilerinde de görebiliriz. Ayna denen ve yağmur başlayacağı zaman ahşap kızaklar üzerinde kaydırılarak birkaç dakikada depolara dikey olarak sokulabilen tütün sergileri güneş açtığında tekrar dışarı kaydırılır. Benzer bir yaratıcılıkla bazı evlerin balkonlarına da yine hareketli kurutma sergileri yapılmıştır.
Müslim ve İsmail Dilaver kardeşler. Müslim Usta 78 yaşında, kardeşi İsmail Usta ise 68. Sürmene'nin Aksu köyünde bir tepenin üzerine inşa ettikleri kendi evlerinde yaşıyorlar. En çok kullandıkları teknik muska. Birbirine paralel inen tahtaların arasına çapraz tahtalar yerleştiriliyor, üçgen boşluklar taş çamur karışımıyla dolduruluyor. Üçgen boşluklar muskaya benzetildiği için de bu teknikle yapılan evlere yörede muskalı ev deniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde çok yaygın olan bu inşa tekniğinde çapraz tahtaların tespitinde genellikle metal çiviler kullanılıyor. Dilaver kardeşler bugüne kadar 400'den fazla ev inşa etmişler. Ve diğer eski ustalar gibi onlar da yaptıkları evlerden hiçbirinin yıkılmadığını gururla söylüyorlar. Yaptığın işi sağlam yapacaksın. Kimse de diyor yok bana ki sen de bu işimde benim bu noksanlığı yaptın. 487 tane takvimlerimde yazılı. Kime çalışmışım, ne etmişim hepsi yazılıdırlar. Babamdan da şu vesiyet var bende. Bir odada her pencereyi demirleme. Bir pencere mutlaka demirsiz olması şarttır. Sebebi, Allah göstermesin bir yangın oldu. Demirliden çıkamaz. Fakat demirsizden çıkarsın. Ömer Keleşoğlu, İkizdere'nin Tulumpınar köyünden. 81 yaşında. Köyündeki eli iş tutanlar gurbette olduğu için birçok işte olduğu gibi köy okulunun merdivenlerini yapmak işinde de yine o gönüllü olmuş. Okul mevsimi yağmur çok yağdığından çocuklar okula gelirken kayıp düşüyordu diyor. Komşu evlerin tamir işlerine de yine o koşuyor. Ömer Usta inşaatlarında ağırlıklı olarak çakatura denen tekniği kullanmış. Çakatura tekniğinde dikey ahşap direklerin arası taş çamur karışımıyla dolduruluyor. Bugüne kadar birçok okul ve köprü de yapan Ömer Usta, diğer meslektaşları gibi bu köy evlerinin planı ustanın kafasıdır diyor. Bilekti yaladım kaldım. Bizim yaşımız bitti, işimiz bitti. Ha öyle. Onda bir şey yok. Bir şeye cücün yetmez kaldıramasın hani ne oldu bitti işinde. Hayata gelseydim ne olsam isterdim. Aynı sanatıma devam etmek isterdim. Çünkü ondan başka daha bir bilgi almak benim için cüz olur belki ama sanatımı ilerlemek ve milletin menfaati, refah, saadeti için daha iyi binalar yapmak isterdim. Tahsilim yoktur. Tahsil her şeyin üstüdür. Sürmeneli Ali Rıza Usta'nın, Ali oğlu Ali Rıza Usta'nın 70 yıl önce muska tekniğiyle inşa ettiği ev. Bu ev onun ilk eseri. Bu eski ev ve bu eski usta zamanın acımasız değişimine karşı 70 yıl birlikte direnmişler. Hala da direniyorlar. Bugün 92 yaşında olan Ali Rıza Usta, ben ilk bu evi yaptım. Bu evde gerdeğe girdim. Karım bu evde öldü. Ben de bu evde öleceğim diyor. On üç yaşında ustalara başladım. Ustayı aklımdan çıkmaz. Ustalığa muskalı evlerle başlayan Ali Rıza Usta, daha sonra Bağdadi tekniğinde evler yapmış. Bu evlerin en ilginç örneklerini de Sürmene'de inşa etmiş.
Ali Rıza Usta sağlığını ve dinçliğini kendi elleriyle yaptığı ve 70 yıldır içinde yaşadığı bu eve borçlu olduğunu söylüyor. Bizim yaptığımız evler ve serenderler tıpkı yaşayan insanlar gibi soluk alıp verir. Bu yüzden içindekiler çürümez diyor. Ali Rıza Usta 50 yıl önce Sürmene'deki bir eve kat ilave edince çok ünlenmiş. Ama diyor, ben yeni katı evin üstüne değil altına ilave ettim. Sonra devam ediyor. Evi iki yanından askıya alıp kaldırdım. Bütün Sürmene halkı başıma toplandı. Hatta kaymakam bile geldi ve bir kişinin burnu kanarsa hesabını sorarım diye beni ikaz etti diyor. Ama ben yılmadım ve bu işi iki günde başardım. O ünlü ev altındaki ek katıyla 50 yıldır dimdik ayakta. Sadece evleri inşa etmekle kalmaz, kapı pencere doğramalarından saçak süslemelerine kadar eski evlerin en ince oymalarını bile bizzat kendileri yaparlardı. Ali Rıza Usta 55 yıl önce yaptığı bir evin kapı oymalarında o sırada doğalı henüz 3 gün olan sevgili kızının elini bir üzüm salkımına uzanırken göstererek ölümsüzleştirmek istemiş. Doğu Karadeniz kentlerindeki eski evler genellikle Bağdadi denen teknikle inşa edilirdi. Türkçe, birkaç şeyi birbirine geçirerek bağlamak anlamına gelen bağdamak fiilinden türetilmiş Bağdadi terimi, muska ya da çakatura tipi duvarların üzerine ince çıtalar çakılarak sıva vurulması tekniğini yansıtır. Bu teknik evlere ısı ve ses izolasyonu da sağlar. Doğu Karadeniz'de Bağdadi tekniğiyle inşa edilmiş aydınlık yüzlü eski evleri şimdilik toplu olarak Akçaabat'taki orta mahallede görebiliyoruz. Birbirinin manzarasına saygılı, çatılardaki tepe pencereleri aracılığıyla sürekli nefes alan ve her biri kendine yeterli sağlıklı bir çevreye sahip bu eski evlerin yerleşim planı geleneksel harem selamlık düzenini yansıtır. Girişte yer alan karşılıklı iki oda bir zamanların selamlık odalarıydı. Ise yine selamlığa ait yatak odaları bulunurdu. Arka taraftaki harem bölümünde alt kattaki koridor boyunca sıralanmış mutfak ve oturma odaları, üst kattaki koridorun iki yanında ise yine yatak odaları yer alırdı. Kahraman Usta, 60 yaşında.
yetiştirdiği taşçı ustalarıyla ünlü Yusuf Eli'nin Taşkıran köyünden. 9 yaşından beri çekiç sallıyor. Taşçı ustalarında güçten evvel ya akıl mesele. Çünkü aklıyla taşı nasıl çevireceğini, kolayca bir pehlivanın çevirmeyeceği taşı benimki gibi bir zayıf adam kaldırır, duvara koyar. Onu öyle ilmine getiririm ki hiç zorlamadan duvara çevirir. Ustalığı babasından öğrenmiş. Babası da dedesinden. Taş olursa iki usta normal bir evi bir aya yapar taş duvar olarak da. Yontma olursa iki usta üç aya yapar. Eski taş ustaları eserlerine yaptıklarından emin olarak gururla imzalarını da atarlardı. Birçok yerde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de de taş, soyluluğun, zenginliğin, gücün sembolüydü. Ve eski ustalar bu yörede taşla ahşap uyumunun muhteşem örneklerini sergilemişlerdi. İster taş, ister ahşap, ister karma olsun, Doğu Karadeniz'deki iklim şartları gereği saçaklar mümkün olduğunca geniş tutulur, böylece yağmur sularının duvarları ıslatması asgariye indirilirdi. Bazı ustalar ev için havalandırma sağlamak amacıyla saçak altı kaplaması kullanmazken, bazı ustalar da çok rüzgar alan yerlerde inşa ettikleri evlerin saçak altlarını kaplar, ancak şiddetli rüzgarın çatıyı uçurmaması için bu kaplamaları aerodinamik hesaplara uygun olarak şişik tutarlardı. Eski evlerde ocak büyük önem taşırdı ve hayat devam ettiği sürece bu ocaklar hiç söndürülmezdi. Ocağın bulunduğu zemini genellikle toprak olan bu büyük mekan, gerek ev halkının gerekse konukların topluca yemek yedikleri, sohbet ettikleri, eğlendikleri ortak yaşama alanıydı. Odalar ve sofalar ise bu ortak yaşama alanının çevresinde yer alırdı. Bu yörede bir zamanlar yalılar da vardı. Karadeniz'in hırçın dalgalarına nesiller boyunca göğüs germiş eski ustaların yaptığı yalılar. Ancak büyük çoğunluğunu geçtiğimiz yıllarda sahil yolu denizden kopardı. Ve o eski yalılardan sadece bir avuç örnek günümüze kaldı.
Rizeli Mustafa Turna, 86 yaşında. Mustafa Usta yaptığı evler kadar bizzat imal ettiği marangozluk aletleriyle de övünüyor. Bu sanata 15 yaşına başladım. Hiç usta görmezden kendime ev yaptım. Oradan sonra dediler mektul değil, ustan olacak. Mustafa isminde, Mustafa Demirtoğlu onunla birkaç tane ev yaptı. Sonra onun yanına girdim, çalıştım. Onunla birkaç tane ev yaptım. Oradan sonra ayrıldık işte, kendi başımıza ev yaptık. Bugüne kadar 35 tane yeni ev yaptım. 20 tane de nayla etmişim. Kabahat bizim ustamızın ne? Hebibi Nidler var, edeyi hozalar der. Kazandı para, zembilini doldurdu. Para da gideyi memleketine. Hizir Aleyhisselam dedi ağaçı. Usta ne var zembilinde? Demedi para var onda, dedi talaş var onda. Allah talaşına bereket versin dedi. Şimdi bir tahra sapı yaparsın, bir yığın talaş olur. ...1940 yılında bir gün Mustafa Usta'dan geniş pencereli bir ev yapması istenir. Mustafa Usta, üslubu dışında böyle bir ev yapmayı önce reddeder. Fakat mal sahibi çok ısrar edince Mustafa Usta da ilk tavizini verir ve Rize'nin o ilk geniş pencereli asri evini yapar. Oysa 92 yaşındaki bir başka usta, Ali Rıza Usta, taviz vermemekte hala direniyor. Evinin bahçesine planları mimar torunu tarafından çizilen, oğlunun yaptırdığı modern binaya bugüne kadar adımını atmamış. Eski ustalar gibi, bu memlekette beton evden insanın ölüsü çıkar. O eve ben girmem. O eve girse doktor girer. O evden bana günde sadece 3 öğün yemek gelir, diyor ve derin düşüncelere dalıyor. Geçmişimi, geleceğimi düşünüyor. Anlamak zor. Ortalığı sisler basıp göz gözü görmez olunca çocuklar güneş duasına çıkıp sisler kovulunca kut kut ana kut isteriz Allah'tan güneş isteriz çocuklara armağan olarak eski evlerin eski ustaların masalını isteriz.